Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu elimde gördüğünüz kare motif ile şapka nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bu motifin adı hanım dilendi bey beğendi. Ee, daha önce ben bu motifle çanta yapmıştım. Motifin yapılış videosu kanalımda mevcut. açıklamaya ekleyeceğim. Bir de videonun sonuna küçük resim olarak ekleyeceğim. Dilerseniz açıklamadan dilerseniz videonun sonundaki küçük resme tıklayarak bu motifin yapılış aşamasını izleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi motiflerimizi nasıl yerleştirmemiz gerektiğini göstermek istiyorum 5 tane motif olması gerekiyor demiştim motiflerimizi bu şekilde artı olarak düşünüyoruz arkadaşlar artı olarak yerleştireceğiz sonra şu kenarlardan dikerek birleştireceğiz arkadaşlar yapılışı oldukça basit şimdi ben bir tanesini nasıl birleştireceğimizi Hemen göstermek istiyorum. Bu başlarda 3 tane zincir çekerek başlıyorduk. Hemen 3. zinciri içinden tığım iğnemi geçiriyorum. Sonra karşı taraftaki e, motifin ortasındaki 3. E, pardon, ortadaki zincirden geçiriyorum. Şöyle tekrar baştan göstereyim. Ortadaki zincirden ve karşı tarafın böyle Şöyle tuttuğumuzda birisinin tersinden almış gibi oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. İpimi ben burada düğümlemedim, tığ ile arada gizleyeceğim daha sonra. Sonra arkadaşlar yan tarafa geçiyoruz. İkinci zincirden, sık pardon, ikili trabzanın tepesindeki ilmekten iğnemi geçiriyorum ve hemen karşıdaki Ilmekten tığım iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde birleştirmeyi tamamlıyorum. Ardından hemen yandaki ilmeğe geliyorum. Bu şekilde arkadaşlar arkadaki ilmekten alıyoruz. Her seferinde arka ilmekten alıyoruz. Buna dikkat edelim. Ilmekleri kaçırırsak yamuk olabilir. Sökmek zorunda kalabilirsiniz. Hemen yandaki ilmeğe geçiyorum. Bakın şöyle yavaşça göstermek istiyorum. Sonra karşıki motifi yani içe bakan ilmeklerinden geçiriyoruz iğnemizi. Bu şekilde. Bakın birleşmeye başladı bile. Sonra yine hemen Evet arkadaşlar bakın arkası da bu şekilde görünüyor. Bu şekilde ben devam edeceğim bu sırayı bitirip diğer motifi nasıl birleştireceğimi göstereceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde motifimi birleştirdim. Şimdi buraya geçiyorum. Hemen Aynı şekilde buradaki ortadaki zincirden alıyorum, buradan alıyorum. İkinci motif ve üçüncü motifinde buradaki zincirinden, orta zincirinden tığımı, pardon, iğnemi geçiriyorum. Buraya sabitledik şimdi. Sonra ikinci ilmeğe geliyorum. Sonra karşıdaki ilmeğe geliyorum ve birleştirmeye devam ediyorum. Ardından hemen yandan alıp karşı tarafa iğnemizi geçiriyoruz. Şimdi buradan bu tarafa doğru geliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu motifimizi de bu yöne doğru birleştireceğiz. Evet arkadaşlar üç tane motifimiz birbirine birleşti. Şimdi dördüncü motifimizi bu şekilde yana gelecek şekilde birleştiriyorum hemen. Önce buradaki zincirlerin ilmeğinden geçiriyorum. Son olarak bu motifin orta zincirinden iğnemi geçirdim. Bu şekilde sabitledim. Hemen yandaki ilmeğe geçiyorum. Şöyle sıkılaştıralım arada elimizle. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğinde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 motifim de hazır. Şimdi aynı şekilde bu motifimi de birleştireceğim buraya. Ardından burayı geldikten sonra bu şekilde kapatmaya başlayacağım. Sonra diğerlerini bu şekilde köşelerini kapatarak devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motiflerim artı şeklini aldı. Bu büzüklükleri aldırmayın. Onlar düzelecekler. Şimdi buradan aşağıya doğru şöyle katlayarak aynı şekilde ilmek alarak Devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar, yapımı oldukça basit, motifleri örmek de çok basit, çok fazla zamanınızı da almayacaktır. Kolaylıkla günde iki üç tane bile çıkartabilirsiniz, elinizin hızına bağlı. Bu şekilde arkadaşlar, ben şimdi bu gördüğünüz araları tamamlayıp hemen etrafındaki fırfırı nasıl yapılır, onun için geliyorum. Evet arkadaşlar şapkamızın birleşmiş hali bu şekilde gördüğünüz gibi bütün kareleri birleştirdim. 4-6 yaş arası için e, bu kalın büyüklük ideal arkadaşlar onu da söylemek istiyorum. Eğer daha büyük kişiler için yapmak isterseniz e, kareyi büyütebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben kenarının fırfırına başlıyorum hemen. bir tane zinciri çekiyorum ipimi sonrasında bakın şuradaki köşe noktasından tığımı geçiriyorum ipimi de araya alıyorum buraya sabitledim 3 tane zincir çekiyorum 4 tane ikili trabzan yapıyorum Bakın bu şekilde. Bu ipi araya saklayabiliriz. Tekrar doluyorum. Şimdi hemen karşısındaki köşeye batıyorum. 4 tane de burayı ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar zincir çekmeden devam ediyoruz buradaki yandaki boşluğa batıyorum ve buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum Evet 6 tane çekil trabzan yaptım tekrar doluyorum yandaki boşluğa batıyorum bir zincir çekmiyoruz arkadaşlar Evet 6 tane hazır. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi buradaki ara boşluklara 6'şar tane yapıyoruz ikili trabzanımızı Köşelere geldiğimizde 4'er tane. Sonra tekrar 6'şar tane bu ara boşluklara köşelere 4'er tane yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde ilk sıramı ben tamamladım. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. Şimdi ben e, hemen burada birleştirip üst sıraya nasıl geçiyoruz onu da göstermek istiyorum. İkinci sıraya geçiyoruz şimdi. Üç tane zincir çekelim ilk önce. Dolayalım. Sonra hemen ilk sıradaki ikili trabzana batalım. Bir tane ikili trabzan yapalım. Tekrar dolayalım, yanındakine, yine yanındakine ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar, bu sırayı da ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, ikinci sırayı da ikili trabzan yapıyoruz. dönüp gelip burada birleştiriyoruz. Üçüncü sırayı da aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz toplamda 3 sıra fırfırımız olacak arkadaşlar fırfırımızın oluşması için 3 sıra idealdir ben tamamlayıp 2 sıra daha ikili trabzan yaparak her deliğe birer tane batarak tamamlayıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim gördüğünüz gibi 3 sıra ikili trabzan yaptım şimdi burada hemen birleştirip kopartıyorum kaydırma yöntemiyle birleştirdim bir de zinciri çekerek burada hemen kesiyorum bu ipi de arada yürüteceğim Öncelikle size bitmiş halini göstermek istiyorum bakın bu şekilde oldu gayet çok cici çok tatlı bir şapka oldu sevdiklerinize hediye olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar kız çocuklarınıza yeğenlerinize kendinizde Kendinize de yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.